Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz dün akşam TikTok'ta yaptığımız canlı yayının kaydıdır. Dün arkadaşlarla bir canlı yayın yaptık TikTok'ta. Onu da buraya atmamız istedi arkadaşlar. Hocam yükleyin YouTube'a dedi. Onun için yüklüyorum. 50 tane soru çözdük baştan sona. Dikkatli dinleyin yine. Hem de arkadaşların sorularını da cevapladım. Bayağı faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Şimdi sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır diyor. Şimdi soruyu dikkatli okumak her şeyin... E önemlidir. Cevabımız nedir? Şıklar okumayı ben herkes C diyor. Zaten çoğunuz çok da durduğumuz için C arkadaşlar. Geçiyorum bunu. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? Cevabımız nedir? Bu soruyu mesela son zamanlarda aslında sorular aynı sadece soru şekilleri değişiyor. Mesela adam yukarıya bir tane fotoğraf koyuyor. O fotoğrafta ne yapıyor? Engelli yerine park etmiş biri. Yaya, yaya yoluna ya da. Bu nedir? İşte aynı şey. Bireye yapılan hak ihlali oluyor. Mesela şuraya resim koyuyor yaz yazmak yerine. İşin mantığını anlarsan okey devam edelim. Beğenileri atalım ki kişi sayısı artsın. Söylediğim gibi daha önce yayın yapmıyordum. Bunun için epeydir takipçi sayısı ya da izleyici düştü. Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez öndeki araca korna çalan sürücünün ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile bekleyememesi durumu. Basit sorular hızlı geçiyorum anlatmıyorum fakat anlatılacak sorular çıktığında bahsedeceğim. Muhakkak. Yine burada çoğunuz de dedi. Ben okumadım bile şıklar inanın. Geçtim. Aracın gösteri de hangisinin yanıyor olmaz araç çakıtın bitmek üzere olduğunu gösterir. Şimdi şöyle bu sorular basitti az önceki sorular sistemden rastgele seçtim ben böyle. Arkadaşlar şimdi burada önemli olan doğru cevabı bulmak değil diğer şıklar neyi anlatıyor onu da anlamak lazım. Yakıt nedir? C seçeneği tabii ki. Bu yakıt. A neydi? Yağ. Alaaddin sihirli lambası. Bu ne? B seçeneğini bilen var mı? B. <laughs> B dedik. Evet. Arka cam rezidans. D seçeneği de akü şimdi burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Mesela araç hareket halindeyken yağ lambası ve akü lambası yanarsa ne yapacaksın? Aracı durduracaksın. Bunlar sınav sorusu. Buraya bakalım. Arkadan gelen araçları iyi görebilmek, kör noktaları en aza indirebilmek için yan aynaları nasıl ayarlamalıyız? 90 60 45 30 derece. Evet, 66 kişi. 6 aydır yayın yapmıyorduk. Bence fena değil sayımız. Sayımız iyi olduğuna göre devam ederiz. Tabii ki bu sorumuzun cevabı da 90 derece olacak. Tebrik ederiz. İşte mesela bunlar çok bilinen şeyler değil. Fazla başka yerlerde çok görmezsiniz mesela bu soruyu Bunlar ezber Bunlar da çok böyle ne bileyim verecek diyor yok bazı şeyleri ezberleyeceksin mecburen bazılarında da yorum yapacaksın Yorum yapmayı öğreneceksin Geçecek olursak Plastiklerin hava basıncı dengesizse frenlemasının anında hangisi olur? Bu soruyu ilk defa gördüm diyor. YouTube'dan anlattım ben bu soruyu 90 derece sorusunu. Daha çok SRC sınavında çıkıyor ama bazen normal sınavda da çıkıyor. Evet, çoğumuz güzel. Süper. iyi arkadaşlar, gayet iyi. Araç hava basıncı dengesizse arkadaşlar araç bir tarafa çeker. Ee, yine aynı şekilde rot balans ayarları bozuksa. Arkadaşlar lastiklerle ilgili bu ebatlarını falan soruyorlar. Instagram'da var bunun fotoğrafı. Onu mutlaka bakın. Öğrenin. Çapını, genişliğini. Bunlara mutlaka bakın. Bir de lastiklerin havası düşük olursa yakıt tüketiminiz artar. Yüksek olursa e, direksiyon hakimiyetiniz zorlaşır. Lastikler orta kısımdan aşınır. Ondan sonra aklıma gelenler bunlar. Devam ettim. Hangisi aracın sağ ve sola dönüşlerdeki etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır? Bakın aslında çok basit bir soru. Fakat böyle kafa karıştırmak için sağa dönüş, sola dönüş, ikaz etmek filan falan şeylerini söylemiş. Cevabımız nedir? Sağa sola dönüş diyorsa anahtar kelimemiz. Bazen de sorunun içerisinde oluyor cevap. Ona mutlaka dikkatli bakın. Dikkatle izleyin. Yani onu mutlaka çok dikkat etmeniz gerekiyor. Karlı buzlu yol kesimlerinde araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine hangisi takılır? Cevabımız nedir? Zincir takılıyor arkadaşlar Şu çekme alatından bahsedelim biraz En fazla ne kadar uzunlukta olur bir araç bir aracı çekerken arası aradaki mesafe Mesela iki, Bir araç bir aracı çekerken Aradaki mesafe Evet kahverengi Süper 5 metre Arkadaşlar halatla 5 metre eğer frende bir sıkıntı varsa o 1 metre tabii ki. 5 metre en fazla olabilir ama bu 5 metre iki buçuk metreyi geçiyorsa araya ne koyuyoruz? Bir belirleyici işaret. Gündüzleri kırmızı renkli olabilir. Daha çok dikkat çekici bir reflektör bir şey. Gecelerde mutlaka ışıklı bir şey koyuyoruz. Fren bozuksa 1 metrelik demirle çekeceğiz. Aracın gösterilen panelinde bulunan işaret. Basit soru. Geçelim bunu da. Şunu görüyorsunuz. Bu zaten petrol yakıt. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur? Bu soru çok çıkıyor. Şıkları değiştiriyorlar fakat. Cevabımız nedir? Arkadaşlar şuraya bir Bir saniyenizi alacağım arkadaşlar. Bir şeye bakıyorum. bu arkadaşlar daha önce yayın yapmıyordum fazla onun için şurada bir şey var onu sileyim arkadaşlar bu nedir ya Arkadaşlar şu ekrandan bir şeyleri bulmaya çalışıyorum ama bulamadım. Daha önce de yayın fazla yapmadığım için ekranı çok bilmiyorum. Bir saniyenizi alacağım. Evet geçiyorum arkadaşlarımız buna da cevap D seçeneği dedi çoğu arkadaşımız. Arkadaşlar yakıt seviyesinin düşük olması, boruların uzun olması, bujilerin yeni olması e, etkilemez yakıt seviyesini. Hatta burada buji dediğimizde aklımıza ne gelecek? Bujilerin yeni olması yakıt tüketimini arttırmaz azaltır bile. Unutmayın bu, bu cümle başka yerde çıkar karşınıza. Buji nasıl bir araçta bulunur? Benzinli araçta bulunur. Onu da unutmuyoruz. Tabi dizellerde de bulunur. Onlar ön ısıtma bujisidir. Verilenlerden hangiler aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklandandır? Bak bu soru da çok çıkıyor. Evet. Naciye çiçek böcek atanlara teşekkür ederiz ayrıca. Cevabımız nedir? Şuradaki kelime nedir? Aracı kullanmaya başlamadan diyor. Şimdi sınavda buna nedir? Kullanmaya başladıktan sonra filan diye de sorabilir. Ona göre değerlendirin. Şıklar ezberlemeyin. Koltuğu ayarlıyoruz, aynayı ayarlıyoruz, baş desteğini ayarlıyoruz. Bu. Klima derse olmaz. Klima iç açmasam bile olur mesela. Genelde buraya klimayı falan da koyuyor. Onu da unutmayalım. Aşağıdakilerden hangisi LPG'li araç kullanıcısının uyması gereken kurallardan değildir diyor. Bak. Bu değildir var ya hayat kurtarır ya da hayatı bitirir. Genk hoca ikinci de sınavı geçemedim. Biraz daha çalış. Bol soru çöz. Aslında izleyici sayısı çok olsa arada sırada yayın yapabiliriz ya. Çok şey değil. Bu sorumuzun cevabı nedir? Evet. Görüyorum arkadaşlar. Kimlerin ne yazdığını. Instagram'dan takip et. Ehliyet Cenk Hoca. Cevabım nedir? C seçeneğidir. İsteğe bağlı olur mu arkadaşlar? Bunu bildirmemiz gerekiyor. Kaç gün içinde bildirmen gerekiyor dönüştürdüğünde? O da çıkıyor. Kaç gün içinde? Bir ay ya da 30 gün işte artık. Evet bir ay diyenler de 30 gün diyenler de doğru yanıtladı. LPG araçlar LPG'li araç yap LPG neye takılır? Benzinli araçları unutma. Buji ile ateşleme olur LPG'de. Onu da unutma. Şöyle sorar. Aşağıdakilerden hangisi buji ateşleme yapılırdır? LPG verir, benzin verir güzel verir onun için dikkat edin buna motor çalışır durumundayken gösterge panelinde yağ ışığı yanıyorsa tebrik ederim İsmail 84 almış şu yayını biraz beğenen arkadaşlar da kişi sayısı artsın beğene tıkla ekrana tıklayınca beğeniyorsun ya ben bu TikTok'u sizin kadar bilmiyorum İşte kişi sayısı artması için ne yapılacaksa gereğini yapın arkadaşlar. Konu anlatımı yap aslında tüm her gün attığım videolarda konu anlatımı yapıyorum, soru çözüyorum aslında YouTube'da soru çözerken konu anlatıyorum. Buradaki cevabımız nedir? Ya basıncı kazışı yanarsa arkadaşlar ne yapacağız? Evet geldi cevaplar. Süper. B seçeneği. Okey mi? Okey. Evet güzel bir soru. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen kısmın ismi nedir diyor. 98 almış bakın arkadaşımız sizin sayenizde diyor ismini göremedim ama çok çok tebrik ederiz. Gerçekten çok güzel bir puan. Cevabımız nedir bu soruda? Evet arkadaşlar. Şaft diyor çoğu arkadaşımız. Şaft. Şaftın kaymış derler ya bak bu bel kemiği. Şaftı. Aracı ayakta tutan parça. Önle arkayı bağlayan parça. Diferansiyel var burada dikkatimizi çeken o ne işe yarıyor? Şafttan gelen gücü 90 derece bükerek bu bölgelere tekerleklere iletiyor. Ve diferansiyelin bir diğer görev nedir? Virajlarda aracın dönüşünü kolaylaştırmak. Arkadaşlar bazılarınızın cevaplarını okuyorum. Bazılarının söylediği, sorduğu şeyleri okuyorum. Yayın sonunda kısa bir soru cevap yaparız. E, ama bazılarınızınkini de kaçırıyorum. Çok fazla yazan var çünkü. Evet çok güzel bir soru bu soruda. Basit ama bunu bunu gören sürücü ne yapmalıdır? de soru çöz Emre. 15 gün boyunca videolar izle geçersin. Evet yaya geçidinde ne yapmayız? Ne yapmayız? Evet D seçeneği. Peki arkadaşlar bu işareti bu levhayı görsek genellikle bu levha değil de üçgen levhalar bu. Yani tüm üçgen levhalarda ne yapmamız gerekiyor? Hızımızı azaltacağız. Neden? Bu üçgen levhalar bize bir tehlike oluşabileceğini gösterir. Buradaki tehlike ne? Yaya çıkabilir. Ona göre hızını azaltacaksın. Takip mesafeni arttıracaksın. Her an temkinli olacaksın. Unutma. Şekildeki bir sola dönüş yapacak olan sürücü hangislerini yapmalıdır? Aslında fotoğraf biraz. Neyse bunu geçelim Burada fotoğrafta şey. Kara yolunda birbirim olarak seyretmek üzere olan birbirine bağlanmış en çok iki römorktan oluşan araçlara ne denir? Hadi bakalım. Bunu, bu da ezber yani arkadaşlar. Evet çoğunluk ne dedi? Ebru, Mavi, Ezgi, Özen. Güzel. 105 kişi olduk arkadaşlar. 6 ay önce yapıyordu en yani sun yayın. Bence o kadar kişiye rağmen. Evet arkadaşlarımızın çoğu A ile B arasında kaldı. Fakat çoğunluk A dedi. Bunlar ezber hani bunda anlatacak çok da bir şey yok. Yalnız burada şunu söyleyeyim arkadaşlar bu otomobili karıştırıyorlar. Sürücü dahil 9 kişi derse bu otomobildir. 9 kişiden fazla derse otobüs sınıfına girer. Cevap çoğunluk ne diyorsa o değil. Yani bu otomobil mevzusu anlaşıldı mı? Sürücü dahil 9 kişi derse otomobil. Bazı arkadaşlar olur mu canım otomobil 5 kişi falan diyor. Arkadaşlar 9. Unutmayın otomobil. 17'ye kadar 9'un üzeri otobüs diye geçiyor. 9 17 oto Şşt, minibüs. Geç saatte ancak zaman buldu. 3 ay çok uzun. Bıkarsınız o kadar çalışmayın. Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motor taşı sürücü adayında bulunmaz sürücü belgesi almasına engel değildir? Evet. Güzel. Evet, çok üstü kişi doğru cevap verdi. Arkadaşlar işte bunlar alabilir. Fakat diğerleri şimdi şu şıklar okumuyorum. Yayın bizi engelliyor çünkü. Dolayısıyla bunu geçiyorum. Ha bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani uygulamaya şöyle bir soru koydum ben. Bu arada uygulamayı indirmek için profile gidin. Oradaki linkten indirebilirsiniz. Uygulamaya şöyle bir soru koydum. İki ayağı olmayan ya da iki ayağında engel bulunan kişi ehliyet alabilir mi gibi bir şey. Yani her gün oradan hata bildir butonunu kullanıyorlar. Alamaz hocam. İki ayağı olmayan kişi ya da iki ayağında engel olan kişi nasıl ehliyet alır? Arkadaşlar alabilir. Engelli kişileri biliyorsunuz değil mi? Onların araçları özel tertibatla yani ayakla ilgili kısımları ele dönüştürerek özel tertibatla alabiliyor. İyi geceler. Geçmiş sınavına nazife tebrik ederiz. Onun için unutmayın engelli olmak ehliyet almaya engel değil. Alabilirsin. Fakat şöyle bir şu işaretlediğim gibi bir psikolojik falan falan sıkıntı varsa o olmaz. Ya onu niye söyledim? Uygulamada böyle bir soru var. Arkadaşlar her gün itiraz ediyorlar. Hocam bu soru yanlış değil mi? Bu soru yanlış değil mi? Boyları kısalanlar için alanlar da. Evet evet kahverengi. Sanırım sende. Sürücülerin iniş eğimli bir yolda hangisini yapması yasaktır? Basit bir soru. Evet bugünkü yayına katılan arkadaşlar bayağı anlaşılan çalışan arkadaşlarmış. Mesela arkadaşımızın biri bugün gelmiş düdükle ilgili soru çıktı hocam hiç görmedim demiş. Yine Instagram'da var. Youtube'da da anlattım düdük sorusunu. Bu cevap B. Bütün uygulamadaki sorular aynı. O değil. Ben biraz bizim uygulamanın içerisinde özel kendi yazdığım soruları koyuyorum. Onun için aynı diye düşünmeyin. Burada bir kaza olmuş. Bunun hakkında hangisi kesinlikle söylenir demiş. Mesela bu tür sorularda da diğer şıklarda söylenebilir mesela. Hız kuralına uymadığı, lastiklerin eski olmadığı falan söyleniyor. Ama biz neyi arayacağız? Kesinlikle. Olanı. Evet. B. Takip mesafesine uymadı. Şimdi bu adam Araç lastikler eski de olabilir. Hız kuralına da uymamış olabilir. Fakat ee, tekerleğin ağırlığı ağırlık değildir. O üstündeki rakamlar çıkmıştır. Mesela bu soruda ne yazıyor şurada? Vahşi hayvan çıkabilir geyik. Unutmayın. Yani bak üçgen lefa var yine. Ne yapacaksın? Dikkatli gideceksin burada. Bunun aynısı inek olsaydı bunun içerisinde ehil hayvan demekti unutma. İyi geceler, hoş geldiniz. Geçtik. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihine itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi halinde indirim uygulanır. Sevgi tebrik ederiz. Bak bu soruyu yanıldı birçok arkadaşımız. Evet yeni yeni. Evet güzel. Sonradan düzelttiler. Bak bu çıktı diyor sınavda diyor. E arkadaşlar çıkıyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor hocam çıkmadı. Ben de soruyorum kaç tane video izledin ya da kaç soru çözdün? Hocam ben bir video izledim diyor. İki video izledim. E, tamam da bir video, iki video ile olmaz ki bu iş. Cevap 15. Kaç oranında düşüyor? 1/4, %25. Mesela aslında bu soruyu çözerken şunu da öğrenmen lazım. E, sınavı geçmiş tebrik ederiz. Mesela bazen de sınavda nedir? 15 gün içinde ödenen cezalarda indirim oranı nedirdir? 4'te 1 yani yüzde 25. Ah sen zor dediğin hangisi söyle? Bakalım. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kavşaklarda üzerinde bulunan yolun tali yol olduğunu ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini bildirir. Basit bir soru aslında ama cevabımız basit ama diğerlerine de bakacağız. Şu yayını bir beğense arkadaşlarımız güzel olacak. Çeşit sayısı artmıyor çünkü evet cevabımız A seçeneği. Bu Y harfine benziyor. Şöyle indirirsek yol ver demektir. Bu nedir? Motosiklet var, araba var, at arabası var. Taşıt trafiğine kapalı yol. Bu ne? C seçeneğini bilen var mı? C. Sınavı geçmiş. Selinaz. Tebrik ederiz. Giriş olmayan yol. Bunun ortasında çizgi olursa araç hiç giremez buraya tabi. D seçeneği ne? D. D. D hakkında yorum yapacak olan var mı? Evet. Karşıdan gelene yol ver. Kahverengi arkadaşımız. Arkadaşlar nickleriniz böyle garip garip. Onun için Kusura bakmayın yarısını okuyorum yarısını okumuyorum. D seçeneği önemli. Sınavda çıkar nasıl çıkar? Şöyle çıkar. Bir yol verir. Yolun içerisinde iki araba karşılaşır. Otomobille kamyon. Bu levhayı koyar. Hangisi hangisine yol verecektir? Normalde otomobille yol kamyon karşılaştığında kim kime yol verir? Normal şartlarda. Düz bir zeminde otomobille kamyon karşılaşınca kime yol verir? Tabii ki. Selvinas hepsini çözdük. Otomobil önceliktedir çünkü kamyon ağır vasıta. Kamyon otomobile yol verir. Fakat otomobilin olduğu yere bu levhayı koyarsa ne olacak? Otomobil kamyona yol verecek. Anlatabildim mi? İşte seni sınavda bu levhayı koyar. Sen de levhaya bakmadan işaretlersen cevabın Stres yapmayın. Hepsi anlattığımız yerden çıkıyor. Öyle yok çıkmıyor falan diyenlere bakmayın. Arkadaşlar ben kendim de bizzat gidiyorum sınava. Yani buna inanın. Sağ kenar çizgisi. Bak yol ver sorusu filan falan. Animasyon iki tane aynısı çıktı diyor. Arkadaşın 98 almıştı herhalde. Cevap nedir? Evet 82 ile geçmiş. Ha bu da çıktı diyor. Bak hani çıkmıyor diyordu. Çıktı diyor. Cevap ne? D. Sağ demek ne demek? Şurası alt taraf deseydi güney üst taraf kuzey sol taraf batı. Devam ediyorum. Bir de uzun çıkıyor sorular diyor arkadaşlar. Ee, uzun sorular en kolay sorulardır. Unutmayın. Bu sorumuzun cevabını Uzun valla ben okumaya üşendim. Ama cevabı daha önce çözdüğüm için biliyorum. Siz okuyun. Evet çoğu arkadaşımız okumuş. Cevabımız burada nedir? Aslında soru ne diyor biliyor musun? Geçiş üstüne sahip araç hangisidir diyor. Burada hikaye anlatmış. Ne dedim? Uzun sorular daha kolay. Bak cevap hemen itfaiye. Burada ne diyor? Geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir diyor. İlk madde zaten bize ipucu veriyor. Mesela sınavda bunun yerine itfaiye değil de organ nakil aracı koyar. Hocam aynısı çıkmadıdır. Sonra bizim öğrenci de gelir hocam aynısı çıkmadı. Niye? Hocam itfaiye yok dışaklarda diyor. Çok güzel ya. bayağı dikkatlisin. Yo yo öyle bir şey söyleme sevgi o yanlış. Aşağıdakilerden hangisi park etme dalınacak tedbirlerden değildir? Basit bir soru. Geçelim. Cevap D. Genelde bu soru basit bu yorumla yapılabilecek bir soru. Fakat size şöyle bir şey söyleyeyim. Uzun zamandır izleyenler bilir. Durma duraklama park etmeyi sorabilirler. Eee Mesela otobüs durağına kaç metre mesafede durman ya da duraklaman yasaktır derler. Ya da durma hangisini örnekledi? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, durma dediğimizde adı üstünde durma. Yani mecbursun. Kırmızı ışık yanar, durarsın, durmak zorundasın. Polis elini kaldırır, durmak zorundasın. Ee, otobüs durağına 15 metre. Ee, bunlar durmaya yani mecburi. Bir trafik kazası vardır, durmak zorundasın. Teşekkür ederim Mahaç ee, çiçek böcekleriniz için. Ondan sonra 15-16 soru sizinkinin benzeri çıktı. Tabii ki parket duraklama neydi? Duraklama arkadaşlar böyle keyfiyet. Yani markete gideceksin. Yolcu indirip bindireceksin. Bu duraklama. Park etmede zaten 5 dakikaya geçiyor diye geçer. Unutma. Ee, bir de şu soru çıkmış. Arkadaşlarınız bugün yorum yazmıştı. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Arkadaşlar kırmızı ışıkta karşılaştınız. ışık kırmızı yanıyor. Polis de geç işareti yapıyor eliyle. Ne yapacaksın? Polise mi uycacaksın Işığa mı tabii ki polise sıralama nedir önce polis görevli sonra ışık sonra lefa sonra yol çizgileri filan unutma devam ettim bu da basit bir soru cevabı işaretledim 90 yarısını hemen bulursun 45 dersin Mesela şöyle bir soru sorabilirler. 88-89 diyorsa takip mesafesini soruyordur. Bir aracın 2 saniyede kat ettiği yol diyorsa takip mesafesini soruyordur. Burada istisnamız var. O da tehlikeli madde taşıyan araçlar. Mesela şöyle sorar adam seni şaşırtmak için. Hız 60 km saat olan bir tehlikeli madde taşıyan aracın takip mesafesi ne olmalıdır? Der. Cevap ne olur? 60 ile giden tehlikeli madde taşıyan aracın takip mesafesi. Aynayı çözdük az önce başında videonun başında. 50. Neden? 10'da kural var. En az 50 olmak zorunda. Şaşırtır seni. Panelvan. Bölünmüş yolu çözdük. Panelvan'ı Aksine bir işaret yol yoksa otoyollarda otomobiller için. Heh, bakın bu güzel soru. Cevap nedir? Arkadaşlar eskiden 120 idi artık değişti. Değişti, değişti. Teşekkür ederim Taner Çiçek Böcek. Arkadaşlar bu yayını teşvik eden, destekleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum ayrıca. Değişti, değişti otoyol. Eskiden 120 idi, artık bak sınavda iki, ben bilerek bu soruyu kendim hazırladım. 120 ile 130 aynı yere koydum. Artık çünkü cevap 130 oldu. Yalnız şunu da sorabilirler arkadaşlar. Derin Asi teşekkür ederim. Ee, i̇yi dinle burayı. Hmm, bu soru çıktı diyor. Arkadaşlar peki yet, yap işlet devlet yolda. Yap işlet devlet. Teşekkür ederim Derin Asi. Yap işlet devlet dediği zaman cevap kaç olacak? Evet Yusuf Ali süper. Erdem süper. Bunu Instagram'da paylaştım 140 140. YouTube'da da çözdüm. Yap işlet devret yani özel yollar. Oralarda 140. Ya bu hız sınırları ile ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum ama bir vaktim olmadı. Ya biraz da ezber. Neyse. Araçların durma duraklama halleri dışında uzun süreli bekletilmesine ne ad verilir? Az önce bundan bahsettik. Onun için A seçeneği 5 dakikayı geçerse. Evet bu işaretin manası nedir? Arkadaşlar şimdi bak bir var. Neydi? Elin biri yukarıdaysa her zaman neyi arayacağız biz? Bak el yukarıdaysa Dur, dur kesinlikle dur olur. Şıklarda dur hangisinde var? Tek bunda. Arkadaşlar istisnasız bakın. Duru sorduğu zaman el yukarıda olur. Bakın ya da eli yukarıdaysa kesinlikle dur olması lazım. Bu bir ipucudur. İşinize yarar. Bunu geçelim ya. Bu yorum sorusu. Bu nedir? Bu sorunun cevabı Evet çoğu arkadaşımız zaten biliyormuş bu sorunun cevabını. Burada genelde şu çıkar arkadaşlar. C, C seçeneği dedi arkadaşlarımız zaten çoğu. Burada genelde şunu da bilmek gerekiyor. Yükle birlikte yolcu taşarken kesinlikle üzerine bindirmiyoruz yolcular yükün. Ayrı ayrılmış ayrı olarak bir yere bindiriyoruz. göstermek zorunda olduğu belgelerdendir. Mesela bunları bilmeniz lazım. Göstermek zorunda olmadığı olan belgelerdendir diye soruyorlar. Mesela bakım kartınızı göstermek zorunda mısınız? Değil. Mesela bu sorunun cevabı A. Sürücü belgesini göstermek zorundasın. e, ee, sonsu tekrar etmek istiyorum. Hangisi göstermek zorunda olduğu belgelerden değildir diyordu. Ya araç bakım kartı ya kartı diyordu. Uygulama profilde var linki. indirebilirsin oradan. Arkadaşlar her zaman yayın yapmıyorum. Onun için dikkatli dinleyin. Çünkü vaktimde de yok. Bunu, buradaki durum nedir? Asli kusur hangi araçtır? Basit bir soru. Evet. A seçeneği. Neden? Bak burada dur levhası var. Dolayısıyla 2 numaralı aracın bulunduğu yol talih yol. Şurası ana yol. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela burada eğer leha olmazsa suçlu kim olur? Mesela leha olmasaydı. Maaş teşekkür ediyorum. Çiçek böcekler için. Eğer bu iki leha da olmasa suçlu kim olur? Gene iki diyor. Nerelisin sen gene diyen. Evet arkadaşlar iki. Niye iki? Neden biliyor musun? İki dönüş yapacak sağa. Oka bakacaksın o zaman. Üç ne yapıyor? Düz gidecek. Zaten düz gidenin yol hakkı eğer leha olmamış olsaydı. Yine yol hakkı üçün olurdu. Oranın tali yol olduğunu ana yol olduğunu bilemezsin, leha olmazsa. Ama neye göre bakacaksın? Ok var, ok düz gidiyor, yani düz giden öncedir. Bu neye yaklaşıldığını bildirir diyor. Yine basit bir soru. Ana yol tali yol, bunu geçiyorum. Heh, az önceki soru işte çıktı. Aslında çıkması da güzel oldu. Son günlerde bu sınavda epeyce çıkıyor. Şu ekrana tıklayın. Şu yayını bir Evet az önce söyledim cevabı. Yap işlet devlet yit. Yani özel yollar bunlar. İşte Çanakkale tarafında var. Niğde Ankara orada var. 140 Derin teşekkür ederim. Bu hediyelerden dolayı. Evet hangisi genişlik anlamda gabari sınırlamasıdır? Yine basit bir soru. Geçiyorum. Hepsinde geçmiyorum. Şimdi mesela yorum yazan 10 kişi var. Yazmayan bilmeyen de olabilir. Onun için kısa da olsa bahsediyorum. A seçeneği genişlik. Bakın oklar genişlik anlamında. B seçeneği yükseklik. Bu uzunluk. Bu 7 ton. Dingil başı değil ama normal 7 ton. Onu da karıştırmayın. Geçtim. Karayollarında 3 yuvarlaklı sarı bant kollarında pardon. Bulunan kişi ve beyaz baston taşıyan yaya taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir? Yani bu baston filan varsa bu görme engelli filan diye düşüneceksin. Yavaşlama filan bazen işe yaramayabilir. Onun için durmalısın yani mümkünse. Sınav ücretleri kursa nasıl görüştüyseniz arkadaşlar ona yorum yapmam. Şimdi bazıları diyor siz yatırın bazı kurslar. olumsuz etki. Bu sorular da çok çıkıyor. Mesela ATM'den yatır ya da mobil uygulamadan herhalde yatırabiliyorsun. Bak şimdi. şuralar var ya. Korunması diyor. Korunmaması diye okuyormuş bazı arkadaşlarımız. Ondan yanlış yapıyor. Onun için cevap burada nedir? Dikkatli okursan cevabı bulursun. Çoğunuz doğru yanıtladınız zaten. Aa, az önceki ne benzer bir soru çıktı. Ha, pardon yine bu takip mesafesi arkadaşlar. Bunu cevap belli. Ben de çekme alatı zannettim bunu. 90'sa cevap 45. Geçtim. Vay iyi. güzel. Soru mesela. Maaş teşekkür ederim. Arkadaşlar bu yayını teşvik ettiğiniz için bir yapalım dedim arkadaşlar. Bir yayın deneyelim. baktın. Derin Asi teşekkür ederim. Baktım güzel izleniyor. Yaptığımıza da değerse devamlı getiririz belki. Her gün olmasa da haftada 2-3 kere. Cevap nedir? Bu. Özgeçmiş zaten arkadaşlar bilinçle alakalı ki gerek yok ona. Adın soyadın hani bunlar bilinci öğrenmeye yönelik. İnşallah dediğim gibi bir takipçi sayısı ve yayının genel durumu şey olursa yaparız. Cuma günü de yapalım. Cuma ya da cumartesi yapalım o zaman. <laughs> Arkadaşlar inanın eğitim yayını yapıyoruz. 6 ay önce yapıyordum yayınları. Ya ben de o zaman TikTok hiç bilmiyorum. Arkadaşlar illa TikTok'ta yayın yap. TikTok'ta yayın yap. Gittik yaptık neyse ya yapıyoruz 300 kişi 500 kişi izliyordu o zaman. Yazın. O kadar emek veriyor şey yapıyoruz adam bir de burada bize geliyor hakaret filan ediyor. Bir de bakıyorum bir tanesi abuk subuk yayın açıyor bir sürü hediye filan falan gidiyor şey yapıyor. Biz eğitim yayını yapıyoruz. Sıfır. Ya önemli olan hediye filan değil ama en azından yani beğen at, beğeni bile atmıyor adam. Cevabımız nedir? D seçeneği. Bunu öğrenmeniz önemli. bebeklerde de bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir de şeyi sorarlar. Bir tane teşekkür ederim. Mesela kalp mesajı nasıl yapılacak? Nasıl bir zeminde? Mesela bu çıkmış. Bu uygulamanın linki profilde var. Bu benim uygulamam. Sert bir zeminde sırtüstü yatırarak yapılır. Evet. Ya da fotoğrafını koyar, onu da sorabilir. Ataşlı havalede yapılan ilk yardım uygulamalarındandır diyor. Hatalı ha, hatalı. Android için işte hem Android hem iPhone için var. Bakın şurayı yok, hatalı olanı bulacağız. Evet, çok güzel. Evet cevaplar genelde güzel arkadaşlar. Ya aslında sınavda da biraz heyecan falan yapmasanız bence hepiniz geçersiniz. Evet şu arkadaşımız B dedi. Direkt buz konulmaz. Direkt soğuk ortama da sokulmaz arkadaşlar. Önce ılık sonra böyle oda sıcaklığına doğru. Dişlilerini çıkartabilirsin. Küçük bez parçası ateşini düşürmeye çalışabilirsin. Aysel ne çıkıyor onları yaz onlara bakalım. Ne çıktığını sen bize yazar mısın bir inceleyelim. Nurullah teşekkür ederim. Mesela geçen şey sormuşlar. Arkadan çarpmada. Ehliyet Go'dan. Arkadaşlar tüm uygulamadaki sorular aynı ya. Öyle çok şey değil. Ben burada birkaç tane özel soru yazdım hatta. Şimdi şöyle söyleyeyim mesela geçen şunu sormuşlardı. arkadan çarpmada sizi koruyan sistem nedir demişlerdi. Yok yok. Arkadan çarpmada sizi koruyan güvenlik önlemi. Kemer tamam, kemer yok şıklarda. Koltuk yastığı diyor. Yani evet. Boyunluk işte boyunluk koltuk başlığı boyunluk. Aynen. Ya şimdi hava yastığı filan şıklarda yok. Çünkü o da şey yapabilir koruyabilir. Kafa başlığı işte aynen. 70 olan uygulama arkadaşlar ben şimdi uygulamalara filan yorum yapmayayım. Zaten çoğu aynı ben bizim uygulamada yalnız şöyle bir şey var. Ben kendi özel yazdığım sorular var. Bir de Pro uygulamalar falan var böyle ücretli onlara para vermeyin. Eğer çoksa paranız, a buraya hediye atın. Yani boşa para vermeyin. Pro sürüme. Hani reklamdan kurtulmak için verebilirsiniz o ayrı bir şey. Ama hani özel sınav ve atayacağız. Ücretli sürüm alanların ee, ne bileyim kesin geçecek garanti veriyor filan onlar doğru değil. Evet bu da çıkıyor son zamanlarda. Sara krizi. Sara krizinde ne yapacaksın? O çıkıyor. Sara krizinde nasıl bir müdahale yapacaksın? Profilde var. Uygulama profilde var linki. Dokunulmayacak. Evet. Kendiliğinden geçmesini bekleyeceksin yani işte saate filan bakarsın ne kadar sürdü ne filan. Bir de kişinin yanında yönde çarpması çarptığında kendisine zarar verecek şeyler varsa eşyaları çekersin mesela. Derinasi yazmış. Instagram'da da var, burada da link var profilde TikTok'ta. Aslında bir soru çözerken 2-3 tane anlatıyor. Selam. Bu sorumuzun cevabı ne? Genel ilk yardım uygulamalarından biri değildir. Evet beğenen arkadaşlar görüyorum arkadaşlar. Gerçekten teşekkür ederim. Beğeniyorlar, destekliyorlar. Evet güzel. Evet arkadaşlar pamuk. Buradaki hatalı olan durum. Instagram'a git o zaman. Instagram'daki link var. Oradan bak. Buradaki de açılır aslında da. Pamuk ilk yardımda yok. Maç mihara, Miraç mı artık? Maç herhalde. Teşekkür ediyorum. Çay için. Derin Asi teşekkür ediyorum. Geçti. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Kanamayı durdurmak ya da azaltmak için eller yani kanayan bölge kalp seviyesinden yukarı kaldırıyoruz. Arkadaşlar bu sorular zaten ben kitaptaki soruları da koydum buraya. Merak etmeyin. Hangisi şok pozisyonudur? Derin asi bana. Takipçilerin hepsi beni seviyor. Çok diyor. Ayağı yukarı kaldırıyoruz. Amacımız ne bu pozisyonu yapmamızdaki amaç ne? Ayaktaki kanı Deri Nasi teşekkür ederim gerçekten. Heh, ayaktaki kan, beyin, kalp işte bu yaşamsal organlara gitmesini sağlamak. Aslında şokun tanımı da çıktı. A seçeneği ne pozisyonu? Diğerine en erken 15 gün önce gidersin birinciden kaldıysan. A koma. Çoğunuzun gece yatarken kullandığı yatış pozisyonu. Komadan için bu pozisyonu veriyoruz. Arkadaşlar bak yan yatırıyoruz ya kusma filan olursa boğulmasın kişiyi diye. Hani komada zaten çünkü kişi bilinci filan yok kendini kontrol edemiyor ya. Kusmuk içeriye gitmesin diye. Bu pozisyonu veriyoruz unutma. Bu B seçeneği genelde göğüs yaralanmasında filan rahat nefes almak için. Hasan tebrik ederim. Geçmiş 76 ile. Bu da işte C seçeneği de sert bir zeminde kalp masajı yapılabilir. Delici yaralanma göğüste işte herhangi bir bu şekil bu pozisyon rahat nefes almak için arkadaşlar kaburgada filan falan bir sıkıntı şey. Evet kalama. Şimdi bu sorunun aynısı çıkmayabilir ama ben şimdi mesela bir sürü şey söyleyeceğim bu konuyla ilgili. Birinden biri çıkar. Toplar damar. Bak. T harfiyle başlıyor. A seçeneği dediniz zaten çoğunuz. Toplar damar. Koyu. Atar damar. Açık. Atar damar. A ile başlıyor. Açık. Kılcal damar en basit yaralanma türüdür. Hayati tehlike olmaz. ondan sonra şöyle söyleyeyim. Toplar damar kanamaları orta düzey tehlike arz eder. Atar damar en tehlikelisidir. Atar damar bak neyi karıştırırsın biliyorum. musun? Atar damarda adı üstünde at. Atan ney? Kalbimiz atıyor aslında. Kalbimiz attıkça çıkan kan o. Ya temiz kan açık renkli olur. Atar damar şeyi oradan gelir. Havin buyur Havin. Bakalım bir kazazenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardan hangisi doğrudur? Cenk hocam siz misiniz diyor. Evet. Anlamadım arkadaşlar. Bir şey yazdım ama bazılarınızın mesajlarını kaçırıyorum çok hızlı. Evet cevabımız nedir? A seçeneği. Kazandın. Tebrik ederim Ali. Arkadaşlar bu durumda mümkün mertebe baş boyun gövde eksenini baz alacağız. Yani şöyle bir şey bazen biz hiçbir şey yok gibi görürüz. Yaralı da kendini anlatamaz ya da kendi o an ağrısını hissetmeyebilir. Dolayısıyla her durumda mümkün mertebe sedyeyi kullanıp buna dikkat edeceğiz. Çünkü buna dikkat etmezsek kişi felç geçirebilir. omurilik zarar görebilir. Bunlar çıkmış sorular arkadaşlar. Hemen bu çözdüğümüz 50 tane hemen yarın çıkacak değil. Hocam yazar mısınız? Sınav cumartesi. Ya Allah arkadaşlar çok özel mesaj var. Bakayım bakmaya çalışayım. Omurga yaralanmanın da geçici ve kalıcı felçlerin önlenmesi oluşmasının nedeni. Az önceki soruyla aynı mesela. Az önceki soruda bahsettiğimi anlayan burada bu soruyu çözer. Evet. Felç dediği zaman her zaman aklınızda bulunsun omurilik. İyi ya bayağı gelmişiz 48. Aslında ben bu kadar uzun yapmayı düşünmüyordum. Çıkıklarda arkadaşlar sınav ne zaman olacağı bulunduğunuz yere kursunuza göre filan falan değişir. Parayı yatırma tarihinizde dersinize göre. Çünkü her yerdeki yoğunluk aynı değil. Onu cevap ne? B seçeneği diyor. Çıkık neydi? Eklem yeri yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması. Kırık. Kırığı sorarsa kemikten bahseder. Unutma. Burkulma, anlık ayrılma. Uygulamanın linki profilde var. Ya buradan indiremezsen git Instagram'a Instagram profilinde de var. Hem Android hem iPhone telefonlara uygun. Kemikten bahseder. Kemik bütünlüğünün bozulması işte. Kırıkta, çıkıkta. Kalıcı olarak ayrılma. Her gece yapmıyorum. Yapamıyorum. İlk defa yapıyorum. Yayın. İlk defa yaptığım için bazı sıkıntılar olabilir. Onun için de kusura bakmayın. Aha bir animasyon denk geldi. Animasyon animasyon dediniz. Arkadaşlar bu animasyon soruları video büyüyor. sınavda mutlaka büyütüp izleyin. Burada neden beklemek zorundasın? diyor. Şimdi arkadaşlar tekrar tekrar izleyin bu animasyonları. Bak. Tabii ki buradan gelen kırmızı arabadan dolayı. Ya da şıklara şunu koyabilirler. Cevap bu da. Tali yol olduğunuzdan dolayı da diyebilir. Neden? Tali yolda olduğumu nereden anlıyorum? Bak. Şu levhayı görüyor musun? İşte bu tali yol levhası. Şıkta illa kırmızı arabayı arama sınavda. Belki değiştirirler gelecek sınavda bu. Çünkü burası tali yol. Arabanın gittiği yer. Yol ve lehası var. 50. soruya gelmiş bulunuyoruz. Bir su içeyim arkadaşlar. Müsaadenizle. Arkadaşlar TikTok, Instagram, YouTube nereye yazarsanız yazın Ehliyet Cenk Hoca. Bulursunuz. Mutlaka YouTube videolarını izleyin. Instagram'da paylaştım şeyleri deneme sınavlarını mutlaka çözün. Şimdi arkadaşlar sınav çok zor diyorsunuz da. Şimdi sınava girmeden önce sen en az 2000 3000 soru çözmen lazım. Bakın. Ve en az 15 10 15 video izlemen lazım. Dolayısıyla arkadaşınız geliyor. Toplamda sınava girene kadar 200 300 soru çözmüş. Sonra diyor hocam çıkmadı, tamam diye 200-300 soru, soru çözersen çıkmaz. Kuralımız ne? En az sınava girene kadar 2000-3000 günlük benim tavsiyem 200-250 arası ve 15 günde video izlemek. Yani videolarda böyle bir ay, bir buçuk ay izlemeyin. Sonra hep aynı sorular denk gelir, döner, dolaşır aynı şeyler. Yani günlük 500 soru çözme, günlük. 250 çözsen yeter. Ama o bir günde de 3000 soru çözme. Yine hiçbir faydası olmaz. Ne yapacaksın? Sindire, sindire. Az az çözeceksin. Bir de ezberlemeyeceksin. E 15 gün, 15 gün yeterli ümit. 15 gün video izle her gün bir video ve 250 soru çöz. 66 almışın ya geçersin Bir gün bin tane çözüp ondan sonra hiç çözmemezlik de yapma o da kötü bir şey Evet yayını bitirdik soru çözümünü arkadaşlar ee, Sorularınız varsa yazın Arkadaşlar mesajlara e, bakamıyorum Özel mesajlar yani bakıyorum bazılarınızınkine filan falan İlk önce video izleyin bence e, ee, genelde aslında tüm mesajları okuyorum ama hepiniz aynı soruyu sorduğu için cevap filan vermiyorum. Yine sorusu olan varsa yazsın özel mesaj olarak da. Değişik bir sorusu olan filan olursa cevap veriyorum. Ama hepsi soruyor hocam nasıl çalışayım hocam nasıl buna ne yazayım ki artık ben de elim. Sınava yarın gireceklere başlarlar. Canlı yayın bugün yaptık. Videolu soruları tekrar tekrar izle. Videolu sorularda neye bakacaksın biliyor musun? Levhaya. Mesela genelde böyle videolu soruda çok küçük bir yerde arabanın arkasından şey çıkıyor. Onlar bak bir yağlar nerede birikir diyor. Atık yağlar değil mi hayal? Çözdüm. Instagram'a da attım bunu. Mesela videoda ne yapacaksın? Bak şu videoyu çok dikkatli izleyeceksin. Bak bazen bu videonun arkasına bir tane yaya koyuyor, çocuk koyuyor filan falan bunlara çok dikkatli bakacaksın. Evet sınav bitince tekrar başa dönüp bitir tuşuna basmadan önce şey yapabilirsin değiştirebilirsin yenileyebilirsin boş bıraktıklarını tamamlayabilirsin. Günde 200-250 soru 15 gün boyunca. Evet var mı başka sorusu olan? Karışık. Evet. Arkadaşlar her karışık derken şöyle bir sınır var yani hangi şeyden ne çıkacağı belli. Niye dedim günde 300 soru çözmeye. Dua edelim. Dua tamamı ya, ama ders çalışmak lazım. Başka var mı? Herhangi bir soru. Bir ay boyunca günde kaç tane soru. Bir ay çalışacaksan günlük 200 çöz. 15 gün çalışacaksan 250 çöz. Mantık evet mantık yani soruyu iyi okumak demek mantık. Şimdi mantık yürütmek için de bilmen lazım. Bilmeden mantık yürütemezsin. Testlerde genelde iki yanlışın çıkıyorsa yani 45 doğruya ulaşıyorsan denemelerde eğer sınavda heyecan falan da yapmazsan geçme ihtimalin yüksek değil. Perşembe günü sınavım var en çok ney? Hepsine çalış. Havin teşekkür ederim. Ya mesela uygulamada 94'ten aşağı almıyorum diyor. Yanlış doğruyu götürmez. E, muhtemelen geçersin o zaman. Hiçbir şey olmaz boş bırakma salla Allah ne verdiyse. Niye boş bırakıyorsun? Zaten yanlış yapsam bile sana bir zararı yok en azından belki tutturursun. Arkadaşlar şöyle eğer sınavda 50 falan alıyorsan şöyle söyleyeyim 50 50 ile 60 arası alıyorsan denemelerde olsun gerçek sınavda senin konu eksiğin var. Videoları izlemen lazım. Soru çözmeyi boş ver. Önce birkaç tane video izle sonra soru çöz. Çünkü 50 alıyorsan bilmediğin şeyler var. Hocam hafta. 80-80. Samet teşekkür ederim sana da. Çiçek böcek için. Hediyeler için. Youtube'dan izle videoları. Instagram'dan paylaşım yapıyorum. Onları çöz. Ben 70 ile 80 arası arayordum uygulamadan. Bak uygulamadan 70-80 arası alırsan sınırdasın kalma ihtimalim var. Yani sınava girmeden şöyle söyleyeyim ben size. Bir 45 doğruya ulaşmaya çalışın. Kitaba çalışsan tabii ki faydası olur. Niye olmasın? Evet şu hediyeyi gönderen arkadaşımıza teşekkür ederim. İsmi okunmuyor. X3. Yani 80 falan da olsa geçme ihtimaliniz var ama rahat girebilmeniz için bence bir 45'e kadar ulaşın uygulamada. Arkadaşlar kitap mı video mu? Sana göre değişir. Bazı kitabı yanlar bazı videosu. Videodan. Kitap verdi kurs çalış dedi. Bilemem çalış. Demişse çalış. 70-84 arası 78. İyi fena değil geçme ihtimali. Soru çözelim. Soru yok. Soru bitti. 50 tane çözdük. İnşallah 90 alıyorsan geçersin. 35 doğru yapacaksın. Yani 70 puan yapıyor. Boş bırakmayın, sallayın Allah ne verdiyse. Heyecan yapma. Yarın sınava girecekmiş. Sınav dakikasına kadar soru çözmeye devam et, hiçbir şey olmaz. Kim dedi bu çıkmıyormuş diye? Ben kendim de gidiyorum. Bütün sürücü kurslarının uygulamaları yok. Sürücü uygulamaları kötü zaten arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Çünkü en ucuz uygulamayı kullanıyorlar. Bence bizim uygulamayı filan indirin oradan çözün. Sürücü kursları biraz pint oluyor. Onun için iyi bir uygulama yaptıran yok. Mesela ben bu uygulamayı bir tane yaptırdım. 30 bin civarı maliyet oldu bize bunun. Hiçbir kurs bunu vermiyor. Parayı vermek istemiyor. 300-500 liralık uygulama kullanıyorlar. Sonra uygulamanın iki profilde var. Ya şimdi işte 100 uygulamadan 100 alırsın sınavda. Ümit teşekkür ederim çiçek böcek için. E, 70 alırsın. Ya bu şans işi biraz da arkadaşlar. S sistem havuzdan çekiyor sorular. Mesela milli eğitimin havuzunda 3000, 4000, 5000 neyse soru var. 50 tanesi sizin şansınıza ne çıkarsa. O günkü zor da olabilir, kolay da. Ama sen çok soru çözdüysen, iyi hazırlandıysan ne çıkarsa çıksın yaparsın. Mesela uygulamada 90 almış, sınavda 80 almış. Ya zaten şimdi o da neden biliyor musun Murat? Bir 10 puanın kesilmiş. Niye? Muhtemelen heyecan filan falan. Evdeki gibi rahat değilsin. O da normal yani o kadar olmasın. sen uygulamada hiç görmediğim sorularla. Evet ben kendi uygulamamda özel soru yazıyorum bazen. Animasyon 5 tane çıkar. 5. Unutma. Arkadaşlar ben bir de böyle yüksek puan alan takipçilerime mesela yazıyorum. Özel mesaj olsun, YouTube'dan olsun. Adam 100 almış mesela. Hocam diyorum. Ee, arkadaşım diyorum Çıkan soruları yaz diyorum ya da şöyle diyorum Hiç görmediğin soruları yaz diyorum O da yazıyor mesela yorum olarak Ya da özel mesaj olarak Ben o soru hiçbir uygulamada yoksa bile Kendi uygulamamı ekliyorum hemen Dolayısıyla benim uygulamadaki sorular Gerçekten her gün yeni soru ekliyorum Animasyon 4 tane çıkmış dördü de Sizinkiyle aynıydı diyorum Hocam sende hiç görmediğim sorular çıktı Evet arkadaşlar, bir 6-7 dakikadır soru cevap yaptık. Ondan önce 50 tane soru çözdük. İsterseniz bitirelim veya baştan. Son sorusu olanlar varsa. Çünkü özelden cevap vermem çok zor oluyor. Burada sorarsanız en azından bakma. Yarın yayın var mı bilmiyorum ya arkadaşlar. İnanın zaman olmuyor. Herhalde kimsenin sorusu yok. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Yani o kadar ki zamanımız yok. Gece yaptım bak. Animasyonda çift yönde önümüzde saman balyosu düştü ne yapmalı? Ani fren sağ geç deniyordu. Mesela bu soruyu ben daha önce de görmüştüm. Not alayım. Bununla ilgili bir animasyon sorusu yapmaya çalışayım. Ya da o videoyu, o animasyonu bulmaya çalışayım. Ya da mesela sollamaya çalışıyorsun. Önünü göremiyorsun. Yüklü bir kamyon var. Instagram'a git. Instagram'da link var. Uygulamanın linkini birazdan Instagram'da hikayede paylaşacağım. Oradan indirin arkadaşlar. İyi akşamlar herkese. Kendinize iyi bakın. Başarılar. Yine sorusu olan varsa yani farklı bir şey olan varsa özel mesaj olsun. Uygulama yeni daha onu yayınlamadık. Yeni uygulama. Dediğim gibi çok hocam nasıl geçerim falan değil de e, farklı bir sorusu şeyi olan varsa özel mesajların hepsini okuyorum ama cevap vermiyorum onu da söyleyeyim size. Çünkü hepiniz aynı şey soruyorsunuz. Motorla ilgili soruları huzur mesela YouTube'da motorla ilgili konu anlatım serisi var. Git izle. 14-15 tane video var. İzlersen kaçırmazsın. Evet evet aynı. Instagram, YouTube nereye gidersen git. Ehliyet Cenk Hoca yaz. Bulursun beni. Kendinize iyi bakın. Şey ee, neydi? Samet. Profile git. Instagram profilinde var o tekerle ilgili ne çıktı? Rakamlar filan var. Bir, bir tane izle 15 gün boyunca. bitiriyorum hadi iyi geceler